Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar merhabalar. Selamlar dostlar. Merhabalar. Merhabalar dostlar. Evet dostlar. Sevgili dostlar merhabalar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar. Dostlar selamlar, selamlar, selamlar. Burak Karalı YouTube kanalındasınız. Burak Karalı YouTube kanalında sizlere eşime aldığımız yeni arabayı inceleyeceğim dostlar. Bu araba Kia Picanto, kırmızı Leaf paket aldık. Bayi'den Aydın Söke Koyuncu Otomotiv'e teşekkürlerimi iletiyorum. Zaten yine videonun içinde bahsedeceğim onlardan. Onun dışında video başlamadan videoyu beğenirseniz, abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Hadi şimdi arabayı inceleyelim. Bu bir ön inceleme olacak aslında. Detaylı inceleme de birkaç ay sonra gelecek. Dostlar yine yollardayız. Evet bu video benim yeni araba aldım diye kendime Opel Crosstan aldığım videoda kullandığım yol videoları. Çünkü bu seyahatte İstanbul'dan Aydın'a giderken yolda epeyce bir işim vardı ve oldukça yorgundum. Video çekmek aklımın ucundan bile geçmemiş. O yüzden aynı videoları kullandım dostlar. Dikkatli takipçilere selamlar. Sabah Aydın'dayım. Aydın'dan şimdi minibüs bekliyorum. Dostlar minibüsle beraber Söke'ye doğru yola çıkacağız. Ünlü Söke un fabrikasını bilenler bilir. Onun oradan geçerken çektiğim fotoğrafı size paylaşıyorum. Evet, sıfır otomobil bulmanın oldukça zorlu olduğu bu günlerde Söke Kia Koyuncu Otomotiv bizlere yardımcı oldular ve istediğimiz aracı bizler için bulup teslim ettiler. Çok teşekkür ediyorum onlara. Arabayı ilk gördüğüm an şu kırmızısına bayıldım. Seramik kaplaması muhteşem olmuş. Artı cam filmleri de biraz koyu olsa da en azından söz verdikleri gibi yapmışlar. Bu ara bayilerde bunu bile görmek zor dostlar. Evet araba gerçekten cillop gibi, cincik gibi derler ya öyle görünüyor. Hadi şimdi içine geçelim. Evet arabayla ilk yolculuğum. Arabayı Söke'den aldığım bayiden Aydın merkeze getirip sizler için videolarını çekmek olacak dostlar. İçine biraz sığmakta zorlansam da daha sonra detaylı incelemelerde zaten bundan bahsedeceğim. Evet dostlar sizlere kısaca arabayı gezdireyim. Gördüğünüz gibi Kia Picanto. Boyutları bu kadar. Hemen ön sürücü koltuğundan başlayalım. Bakın ön sürücü koltuğu böyle. Direksiyonu zaten biliyorsunuz diğer Kia modellerinden. Ekranda aynı şekilde biliyorsunuz. Vitesin yeri, kol dayamanın yeri ve buradaki mekanik el freniyle birlikte bakın araç oldukça güzel duruyor bence. Hemen sürücü arkasını göstereyim sizlere bakın. Şimdi önde ben oturdum. 1.90 boyundayım ve benim ayak mesafeme göre ayarlanmış. Arka tarafta böyle bir boşluk var. Yani bu boşluğa insan sığar mı dersin? Sığar. Tabii sığar. Ama benim boyumda bir insan muhtemelen sığmayacaktır dostlar. Onun dışında arkaya gösterelim. Arkada başka bir konfor elemanı falan yok. Hani herhangi bir kol dayama. Şurada bir klima çıkışı. Ya da işte başka bir şey yok. Sadece şu işte kol kenarlarındaki bakın siyah işte kaplamalar var. Piyano bile kaplamalar var. Bunlar biraz olsun arka planı biraz daha güzel göstermiş. Ve arkalara tabii ki otomatik cam. İşte bu segmentte bu fiyatlarda bunlar söylenmesi gereken şeyler. Evet bagaja geliyoruz. Bir A segment aracın bagajından
ne beklediğinizi size sormak isterim. 250 litre civarı bir bagajı var. Yani benim tüm çekim ekipmanlarımı, işte tüm diğer eşyalarımı, işte bakın kedi maması mutlaka özellikle kışın arabanızda kedi maması bulundurun dostlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Her türlü şeyimi taşıdı. Hani hatta işte şuraya orta boy bir bavul ve diğer tüm eşyalarımı sığacak ve tek kişilik bir yolculuk yapabileceğim. Yani iki kişilik ya da daha fazla kişilik yolculuk yapmak isterseniz burada bir şey var bakın. Hop. Arka koltuklar. Buradan yatırılan arka koltuklarla birlikte bagaj hacminizi bir anda 800-900 litrelere doğru büyütebiliyorsunuz dostlar. Bu da bence oldukça güzel. Bakın arkayı sizlere tekrar göstereyim. Beyaz tavan içeriği gerçekten ferahlatıyor. Ve yolcu koltuğu ise sürücü koltuğuyla hemen hemen aynı şeylere sahip. Sadece bakın şöyle, evet, herhangi bir yükseklik ayarı yok. Yalnızca şu arkanın mesafe ayarı var. Bu bence tek büyük sıkıntısı. Yani ben mesela, benim gibi 1.90 boyunda bir adam orada çok rahat ederken burada rahat edemiyorum dostlar. Evet, aracın içi bu kadar. Hızlıca sizlere göstermek istedim. Kia Picanto 1.0 MPI Live paket 2022 model bir arabamız var. Eşime hayırlı olsun. Onun için zaten çok rahat bilinecek bir araç olacaktır. Önemli olan benim de ara sıra kullanıp kullanamayacağım. Yani benim boyutlarında insanların, anladığım kadarıyla edindiğim izlenime göre kullanılabilecek. Sonuna kadar izleyenlere çok teşekkürler. Burak Karalı YouTube kanalında kendi yaşadığım olaylarla ve çeşitli birçok şeyle ilgili video içerik üretmeye devam ediyorum dostlar. Araba videoları da bizim içerik gamımızın önemli bir çoğunluğunu oluşturuyor. Kendime araba aldığımda, eşime araba aldığımda ya da tanıdığımız insanlar araba aldığımızda ya da arabaları yıkarken araba incelemeleri diye çeşitli araç videoları yapıyorum. Aynı şekilde masa başında farklı videolar yapıyorum. Şimdi sizlere güzel bir kahve almaya davet ediyorum. Bu kahveyi elimize alalım. Güzel bir kahve yudumlarken diğer videolarıma bakabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmazsanız harika olur. Daha sonra ayrıntılı bir Kia Picanto incelemesinde görüşmek üzere.